Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananın hakkın yanar, hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananın hakkın yanar, hakkın kulu sayılır. Üflerim dökse yüze, yar badeyi sunsa bize, leblerime yememeze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Chico, arkadaşların elinden haksız kazançlarını alalım. Yarışmaya katılan diğer arkadaşlara parayı dağıtalım. Merseno. ne yapalım? Çantaları aldığınıza göre bize müsaade. Öpüyorum. Aa, durun bakalım durun. Acele etmeyin Vox. Ya durun ya. Önce bir emniyete gelin. Acı bir kahvemizi için. Ha? Daha yeni geldim ben zaten. Vallahi kahve bana geldim. Çok dokunuyor. Vallahi, vallahi bak. Gelin gelin. Gelin. Yine içmesek amirin içi olsa geçelim. Israr ediyorum gerçekten. Kerol lütfen. Bayram. Hadi diyorum. Kes lan! Ah, kelepçe. Ne bu yani? Gençler, tanıştırayım. Kelepçe. Kelepçe bizim mesleğin ödülü gibidir. Suçluları yakalayıp bunu ellerine taktığın zaman gece rahat bir uyku çekersin. Amirim, benim bir fikrim var. Siz o kelepçeyi bana takmayın, ben sizin uyku probleminizi çözeceğim. Bir tane bitki çayı var, organik. Bunu alıyorsun, içmiyorsun bile. Böyle avucunda 10 dakika ısıtıyorsun, 7 saat uyku garanti. Yarım saatte çıkacağımız yerden senin yüzünden müebbet yiyeceğiz. Takalım. Amirim, bana takmasanız olmaz mı ya? Çünkü neden diyeceksiniz? Ben bu grubun saf ve temiz çocuğuyum. Yani bir nevi toplum vicdanını sembolize ediyorum ben. Öyle kodlayın beni kafanızda. Ya beni böyle bir çocuk büroya falan götürürsünüz. Yarım saat bir göstermelik tutarsınız, bırakırsınız. Olmaz mı? Olmaz Bayram. Ya ben zaten Bayram'a merhaba dediğim gün öldüm. Siz beni direkt asın ya. Hem kendi isteği ve arzusuyla güle oynaya kendini astırdı desinler. Senin peşini bırakmam Seyran. İlk otobüste takla ata ata şarampolden yanındayım. O mukaddes kapıda seni bekleyeceğim. Bitti mi laflarınız arkadaşlar? Sanırım bitti. Arkadaşlar hepiniz çok tatlı çocuklarsınız, farkındayız. Ama sahnenin sonuna geldik. Bitti diye üzülmeyin. Daha yeni başlıyoruz. Takın kelepçeleri. Hey! Gel bakalım. Ya, ama bu şekilde yapılmasaydı daha iyi özel şeydi ya. Da bayıldığım bir şey. Ah yavaş tak, seni hınzır. Hadi gel. Evet, evet sık sık sık. Hadi, hadi Bayram, hadi Bayram. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Zurna'nın zırt dediği yer dedikleri semti biz de sonunda ziyaret etmiştik. Bakalım ziyaretimiz turistik mi olacak yoksa kalıcı mı? Annemle babam benim böyle kelepçelendiğimi duysa dakikasına evlatlıktan reddederler beni ya. İyi günler. Kamil Eli Açık. Polis bey? Oğlunuz Bayram Eli Açık, emniyet teşkilatımız tarafından kelepçelenmiştir. Bizim öyle bir oğlumuz yok. Biz onu kısa bir süre önce kaybettik memur bey. Ne zaman kaybettiniz? 30 saniye önce. Şeytan. Ha? Kara kutu şeytan.
suçu var? Ne var? Bu şeytan, bu şeytan. Bunun yüzünden oğlumuzu kaybettik biz. Seni Allah belanı versin. Şeytan, oğlumun peşini bırak. Kara kutu şeytan bu. Şeytan. Allah'ım, inşallah annemle babam kelepçelendiğimi duymaz. Çünkü ben onları çok seviyorum ya. Güneş Hanım'ın emniyette bir köstebeği var. Kodada iki. Kodada iki olan kimseler. Elimizde hamburgerler. Hollywood'a çevirdin lan burayı. Yeter lan. Ne gülüyorsun? Biraz lokal ol be. Lan niye gülüyorsun? Bana bak lan. Senin vizyonun eksi 40 derecede olabilir. Anladın mı? Seni biz en iyisi alıp 7 yaşına geri döndürelim. Hem ne de olsa ağaç yaşken eğilir. Ağırma bana. Bir dakika lan. Kero, duydun mu ne dediğini? Volki bak, sen bizde takıla takıla bize benzemeye başladın lan. Böyle atasözleri, deyimler, kullanmalar falan. Değiştiriyoruz oğlum seni. Seni biz adam edeceğiz. Gel lan gel. Gel. Neyse. Bu köstebek işi önemli. Hı? Hapse girmeyi kimse istemez, öyle değil mi? O yüzden bunu halletmemiz lazım. Polis peşimizde. Hapse girip size boncuktan kuş falan yapamayacağım. Ben de istemiyorum. Kuşu bulalım. Köstebeği. Onu da bulalım. Hı-hı. Ya oğlum bir durun ya. Tamam şeyi ver. Telefonunu ver, tamam gerisi. Ha, az evvel mail attım sana. Mail mi attın? Selen işini ne yaptınız? Çözdünüz mü? Ağlarsa anam ağlar. Gerisi ninja kaplumbağalar. Diyeyim, sen anla komiserim. Semiha, o çulsuz oğluna söyle bir daha benim fırlanta gibi kızımın yöresinden geçmesin. Ne dedin sen, ne dedin? Bana bak, sen benim oğlumun ayaklarını yıka da suyunu iç, suyunu. Ah, topla ağzını kadın. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Ay 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 ay, toplamazsan ne olacak? Ay ay ay, hanımlar ne yapıyorsunuz mahallenin ortasında? Ayıp ya, ayrılın bakayım. Aa. Neriman, söyle şuna, oğlu kızımın peşini bıraksın. Tamam. Asıl sen buna söyle, o kızı benim oğlumun peşini bıraksın. Ayıp. Aa, lütfen herkes işine gücüne baksın ama. Hadi, hadi Hayriyeciğim, hadi. Hadi, hadi Semiha'cığım. Semiha. Tamam. Tüh. Tüh. Neyse, tamam, konumuza dönelim. Bana doğruyu söyle Kero. Siz bir çete misiniz? Söyle bakayım. Estağfurullah amirim, ne çetesi? Ne çetesi? Şimdi çete deyip olayı organizeden alıp müebbete doğru çevirmeyelim. Biz tekiz abi. Sen çetenin en çakalı üyesi mi oluyorsun şimdi? Değişik bir tipim var. Enteresan tavırlar. Ukala bir yüz ifadesi. Öncelikle memur bey, teşekkür ederim. Hayatımda kimse beni daha iyi tanımlamamıştı. Yalnız o çakal çete üyesi lafı. Ona biraz alındığımı söylemem lazım. Şöyle bir bana bakın. Boş gezenin boş kalfasıyım. Hey, tipime bak. Ve çete lideri olmadığımı söyle. Hadi ama, hadi. Hı, hı, hı. Ne ayaksın lan sen? Ne ayağım? 41 numara. ayakları olan tatlış bir ev erkeğim ben efendim. Yani beni ayrıyeten sorgu odasına en son aldığınız için size, teşkilatımıza ve genel olarak tüm devletimize teşekkür ediyorum. Ben zaten gündelik hayatta da akla en son gelen tiplerdenim. Yani ben biraz ezik bir tipim galiba ya. Beni o şekilde kodlarsanız kafanızda yani. Durum bu. Ben annemle babamın biricik oğluyum. Yani teknik olarak mümkün olsa hala annemden süt emme ihtiyacı duyan, ağzı adeta süt kokan bir süt bebesiyim. Yani ben kim? Çete üyesi olmak kim? Hadi bunlar çocukluktan arkadaş.
Sen ne zaman, nerede ve nasıl dahil oldun bu çeteye? Çete mi? Ne çetesi Polis Hanım? Aa, güldürmeyin beni lütfen, rica ediyorum. Ya ben bireysel bir insanım. Benim bedenim, benim özgürlüğüm. Lütfen. Sen benimle taşak mı geçiyorsun lan? Yarışmaya hile karıştırmak ne demek? Ama geçen sefer aynı bu şekilde bağırdın ve ben korkmadım. Niye böyle yapıyorsun abi? Elim acıdı. Ver bakayım, ne oldu? Ha, geçer geçer, bir şey yok. Çay mı içsek be? Bak. Sonuçta biz genç nesliz. İş bulamıyoruz. Ha? Çorbamızın peşindeyiz. Ne olmuş hile yaptıysa? Birisi mi öldü? Cinayet mi işledik? Hayır. İnsanları eğlendirdik. Ve parayı hak ettik. Hı? Hı? Bana bir isim ver. İsim vereyim. Kim bu çetenin lideri? Kerem. Evet, Kerem. Bu çetenin lideri Kerem. Seyran. Seyran tam bir çete lideridir. Seyran sahtekar, dolandırıcı, insan satan bir karakterdir. Bizimle alakası yoktur ama bir çete lideri arıyorsanız o kişi Seyran'dır. Çetenin lideri Kuzen Volti lakaplı Volkan. Bunu söylemek istiyorum. Zaten biz etkisiz elemanız, o çarpan. Yani biz sigara böreği isek, o şırdan. Bayram diyorum. Yani bir isim verilmesi gerektiği için değil. Sadece sordun diye söylüyorum. Evet, evet. Bayram tam bir pislik. Bir şey olmuşsa kesin onun başının altından çıkmıştır. Çocuk bundan beri aynı insan. Hani babasının oğlu. Bir de o, hele anası yok mu? Yengem olacak kadın anneme çok şeyler çektirdi. Kadıncağızın ağzı var, dili yoktu. Cır cır cır, vır 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 kadının beynini yedi. Ah canım annem. Sıkıntı gittikçe büyüyor. Ne diyorsun iki? Çabuk anlat, çatlatmadı mı? Kuzen Volki, Bayram, Kerem ve Seyran. Siber suçlar tarafından suçüstü yapılıp emniyete sorguya alındılar. Ne diyorsun sen ya? Sosyal medya olimpiyatları diye bir tezgah düzenlediler. Hile yapıp birinciliği de Bayram'a, yani kendilerine vermişler. Siber suçlardan Cevdet ve ekibi de saldıklarından beri Kerem'i takip ediyorlarmış zaten. Üf, yem yapmışlar gerizekalıyı. Bu iş başımızı ağrıtabilir. Evet, başınızı ağrıtabilir. Hatta yanabilirsiniz. Dua edin isminizi söylemesinler. İşimi şansa bırakamam. Hemen Temiz Eller İş Merkezi'ndeki ofisimizi toparlayıp çıkacağız. Başka bir yere tezgah kuracağız. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız lan? Hepiniz de ismi sizlik, hepiniz birbirinize ismi verdiniz. Anlamadınız. Doğru. Hepinizden diyorum isim istedik. Hepiniz birbirinizin ismini verdiniz. Ben kesinlikle Volki'nin ismini vermedim. O benim ismimi vermediği gibi ben de asla Bayram'ın ismini vermedim. Çünkü aile olmak böyle bir şeydir, öyle değil mi? Aferin sana kuzi. Kerem de kesin Seyran demiştir. Seyran Kerem dediği için Kerem de Seyran demiştir. Yani gördüğünüz üzere biz böyle şeffaf bir grubuz. Bu kadar çelişkili olmanız bu konuştuğumuz şeylerden aklandığınız anlamına gelmiyor. Durumunuz ortada. Ablam be. O gün ne kadar güzel dertleştik sizle. Niye şimdi bu haldeyiz? Tamam, yaptık bir hata, kabul ediyorum. Ama bize ceza vermeyin ki biz ileride vatana millete hayırlı evlatlar olalım. Biz bunu yapabilecek seviyede çocuklarız. He. Üçün beşin peşine mi düştük? Düştük ama kolay bir hayatımız mı var? Yok, o gün anlattım. Anneme, kardeşime ben bakıyorum bizzat ablam. Gözünü seveyim. Çok zor. Eğer ileride bir daha herhangi bir yarışmada ben hileyle kazanırsam... Hı-hı. ...hileyle eğer rakibimi egale edersem... Hı-hı. ...şuraya yazıyorum. Allah inşallah benim bin türlü belamı versin. Tövbe de Bayram. Zaten bu bizim kulağımıza küpe olsun. Yani biz bir anlık gaflete geldik, gaza geldik. Bir daha da gelmeyiz, yapmayız. Ya şu ağzından bal damlayan kızın düştüğü duruma bak ya. Yani
daha mürüvvetini yani beni göremeden pişmanlıktan ölecek kız ya. Sizin aranızda bir ilişki mi var? Keşke olsa da kurtulsak be ablam, keşke olsa. Yok, bunlar sürekli böyle boş boş flört edip sonucu hiçbir şey bağlamadan birbirlerini bütün gün düşünüp midede kelebek uçuruyorlar. Bak, 30 yıllık kuzenim, hayatımda böyle alev alev yanan bir halini görmedim. Ağzından alev fışkırtacak ejderha gibi pezevenk. pardon. Bu küçükken de böyleydi. Yani kendini hep evleneceği kıza saklardı. Sonunda buldu da. Duy bunları Seyran Hanım, duy. Duy bunları. Bak, vakti zamanında ilk mektebe de biz götürdük bunu. Aa! Nereye? Mektep. Kuzen, bugün mektepli bir öğrenci oluyorsun. Bana bak, heyecanlanma. Dizlerin bağ titriyor, farkındayım. He? Mektep! Kuzen niye ağlıyorsun ya? Ya ben kendini evleneceği kadına saklayan bir erkek modeliyim ya. Ben şu an hayallerim yıkılsın, benim geleceğim olumsuz etkilensin istemiyorum ya. Ben kimseyle tanışmak falan istemiyorum ya. Kanka saçmalama ya. Sokaklarda canlı bomba gibi gezmenin ne alemi var? Bunu bir tecrübe olarak kodla kafanda. Artık senin manitalarla takılmayı öğrenmen lazım. Onlar benimle takılmayı öğrensin Kero ya. Aa, taksimetreyi bugün açıyoruz Kuzi. Hadi bakalım bu işi çözeceksin, amacım yok. Geç. Bilmediğimiz bir muhitteyiz. Tanımadığım kızlarla tanışacağım. Saçma sapan bir asansöre bindik, havasız. Bak bu iş iyi başlamadı. Final kötü olacak size söyleyeyim. Oğlum açma şu şom ağzını. Ne zaman açsam bir şey oluyor. Hayır ben sizin şom ağzınızı sikeyim. Asansör bozuldu işte. Hızlanmaya başlıyorum. Dur lan dur, sakin ol ya. Olacağı yoksa bile olacak Kero. Bırak çocuk son sözlerini, rahatça söylesin. Anlat kardeşim. Tamam. Sakin oluyoruz abi. Sakin oluyoruz, hiçbir şey yok. Sakin oluyoruz. İmdat! Bağırmayın lan, gerizekalı. Bağırma, bağırma! Senin yüzünden lan! Bana da vur. Sen de bana vur! Geçti lan. Gittirme lan. Bak, asansörde kaldık kabul. Biraz kötü başladı her şey ama içeride bir manita var ve seni bekliyor. Şimdi o sahaya çık ve ona gününü göster. Beraberliğe bir puan var mı lan? Geç. Pembe düşler alttan tire 28 değil mi? 2 saattir seni bekliyorum. Salak mı zannettin sen beni, gerizekalı? Aa, pardon ya, ben herhalde sizi karıştırdım. Yok siz hiç rahatsız olmayın, oturun. Yani ben sadece adres soracağım. Hiçbir şey yapmayacağım ben başka. Onu da zaten söylemeseniz de olur. Sonra Bağdat bulunur. Ne kullanıyorsun lan sen? Neyin kafasında yaşıyorsun? Aman bir dakika. Ya benim özel hayatım daha fazla deşifre edilmesin ama. Biraz emniyet teşkilatına saygı duyun. Kusura bakmayın. Pardon. Tamam. Kuzi haklı. Özür dileriz. Bak, yemin ediyorum bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Senin tipini aklıma kazıdım aslanım. Ya. Aklımın bir yerindesin artık. Attım hafızaya. Beyin bedava. Hareketlerine dikkat et. Tamam ama biraz sakin ol. Şu ön yargıları yıkmayalım mı memur bey? Ha? Yani vitrinime değil, iklimime gelin isterim. Bak aynı hareketler devam ediyor. Aynı hareketler devam ediyor. Oğlum bakın, bir daha hileli işlere girmeyin, tamam mı? Yarışma düzenleyecekseniz temiz olsun, adam gibi olsun. Fikir güzel, niyet kötü. Gözüm üzerinizde. My eyes on you. Tamam hadi serbestsiniz hadi. Tut seni, mutlaka.
Selim Bey'e gelirsen bekliyorum bu sefer ama bu iki oldu. Gözünü seveyim ya. Hadi. Abi görüşürüz. Görüşmemek üzere. Vallahi hoşuma gitti. Şu an o kadar mutluyum. Hemen gidesim var. Görüşmemek üzere. Bay bay. Hadi. Hareketlerine dikkat et. Aha. Millet artık polis peşimizde abi. Bizi bırakmazlar. Çıkıyoruz bu işlerden. Deniz derin, duvaları geçmeyelim derim. Kıyıda takılalım abi. Ya sürekli negatif düşündüğün için negatif şeyler yaşıyor olabilir miyiz acaba? Ya bırakın bu yeni nesil enerjici ayaklarını. Her şey kaderde saklı. Baboşlar yeterin artık ama ya. Negatifinden, enerjisinden falan olmayabilir mi acaba bu? Biz sürekli birbirimizle didiştiğimiz için başımız beladan kurtulmuyor olabilir mi acaba ya? Hay ağzını öpeyim ya. Vallahi mı kız? İşte bu. Bu. Bunların bu saçma sapan yılışık aşklarından da çok sıkıldım ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Aşkım ne olur aç şu telefonunu. Kerem. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tamamen kapat. Tekrar deneyin. Allah kahretsin. Allah o veliyle buluştuğum güne lanet etsin inşallah. Allah o velinin de belasını versin. Allah'ım ne bahtsız kızım, karabahtım, kör talihim benim, şanssızlığıma yanayım ya. Çok ararsın beni, çok. Beyler, bayanlar. Artık bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama goy goy yapmaktan bir adım ileriye gidemiyoruz. Sonuçlara değil, geleceğe odaklanacağız. Ne oldu? Güneş'in köstebeği 2'yi gördük. Haliyle Güneş bizim emniyete alındığımızı biliyor. Bundan sonra bize asla güvenmeyecektir. Oyun değişti, kurallar değişti. Taktik yapıp ilerlemezsek panzerlerden 7 gol yiyen sambacılara döneriz. Ben kabul ediyorum abi. 3-0 hükmen mağlup olduk. Ben yenilgiyi kabul ediyorum. Lütfen gidelim adam gibi alın terimizle çalışıp kazanalım. Güneş de başka yerden doğsun arkadaş. Evet, evet. Ya Volki, bak kuzen sen bizim içimizdeki şeytanın sesi olabilirsin. Ama biz de senin içindeki meleklerin sesiyiz lan. Arada bizi de dinle ya. Ya hayallerimiz çok mu büyük? Ulaşamıyor muyuz bu hayallere? Ya biz de o hayalleri zipleriz arkadaş. Daha ulaşılabilir şeylerin peşinden koşarız ya. Nedir gözünüzü seveceğim ya. Desenize klavye delikanlıları sınıfta kaldı. He aynen sınıfta kaldık. Çıkılan yoldan geri dönülmez bayanlar baylar. Şimdi herkes dağılsın işini gücünü halletsin. Benim de iki tane önemli işim var. Ondan sonra tekrar buluşuruz. İki önemli iş derken? Bir, Güneş'le buluşup kafasından geçenleri öğrenmem lazım ki ona göre plan geliştireyim. İki. Bana iki deme, o köstebeğin yüzü gözümün önüne gelip duruyor. Miki. Oğlum bir, onu anlattın. İkincisi ne yapacağın için? Onu soruyoruz ya. Cansu'yu kaybettim. Onu bulmam lazım. Hani gözleri gözümün önünden gitmiyor dedikleri bir arabesk durum var ya. 10 saniyede bir onu yaşıyorum. Galiba evleneceğim kadını buldum. Hayatımda ilk defa bir kadın beni bu kadar etkiledi. Muhteşem beynimi ele geçirdi. Geleceğe dair planlar kurdurtuyor bana. Benim gözüm sende. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine, başkasını istemem, benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini seve, ben sensiz yaşayamam, benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini sevme, ben sensiz yaşayamam. Oğlum kuzenim evleniyor ya. Sende. Canım o benim ya, kanım o benim ya. İnşallah çok mutlu olurlar. Volki adamdır adam. Darısı tüm kavuşamayanları. Oo, mesaj alınmıştır. Artık bitir bu işi. Ömür boyu bekledim. Belki sevemsin diye. Başkasını istemem. Bize bakıyorlar lan. Benim gözüm sende. Ömür boyu bekledim.
Evlendiğimiz zaman bu arkadaki gerizekalıları kapıdan içeri sokacağımı zannediyorsan çok yanılırsın hayatım. Onlar senin arkadaşların mı? Sanki duygusuz bir insanmış gibi davranma. Fatun yıkılıyor. Başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Ömür boyu bekledim, belki sevensin diye. Başkasını istemem, benim gözüm sende. Nasıl kafalara girmeye başladım ya? Şunlara bak ya. Hayallerimi dinlemeye bile tahammülleri yok. Yazık. Ama olsun. Benim artık daha büyük hayallerim var. Umarım kızın babası yoktur. Hiç sevmem kız babası triplerini. Ya senin aklın alıyor mu böyle bir baba kız buluşmasını? Hı. Bir kere babalık zor bir iş. Hele kız babalığı daha da zor. Yarın öbür gün bir tane lavuk damat çıkacak. Al başına belayı. Uğraşabilirsen. Ya benim aklım da alıyor, hayalim de alıyor. 21 sene birbirini hiç görmemiş bir baba kızın buluşması her dilde aynı acıya denk gelir. Tamam işte ben bu sahnede oynamayı reddediyorum ya. Allah Allah, ne ben ne de Türkiye böyle bir şeye hazır değiliz yani. Ha madem sen bak 21 sene kızı benden gizlemeyi başarmışsın. Gel bir 21 yıl daha sakla. Ha böylece bir dekor denemesi de yapmış olursun. O zamana kadar ben zaten ölmüş olurum. Böylece baba kız buluşma sahnesi de yalan olur ya. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Adam hala sorumluluktan kaçıyor arkadaş. Bana bak Hiko. Eh be Hiko. Eh be Hiko, ben de sana bu sahneyi yaşatmazsam bana da Nergis demesin. Allah'ım, kimin günahını aldım da başıma bunlar geliyor diyeceğim diyemiyorum. Bizzat Nergis'in günahını aldım. Ağzımı açamıyorum. Babacığım, sinemaya gidelim mi? Gidelim canım kızım. Rica etsem subliminal mesaj göndermesi yapmasak. Ha, olan var, olmayan var. Olmuş olduğunu yeni öğrenen var. Yeni öğrenmiş karşılaşmaktan korkan var. Değil mi? Şimdi yarın öbür gün bir tane lavuk damat adayı çıkacak karşına. E ne yapacağım? Yoksa bu sen misin? Başka fotoğrafında yok. Fuck. Allah'ım, bu gezdiğim bininci Cansu profili. Madem fotoğrafınızı koymayacaksınız, neden sosyal medyadan hesap açıyorsunuz? Yumurta kafalar. Aradığım Cansu'ya şu anda ulaşamıyorum. Ve gerçekten çok kızgınım. Pes etmek yok. Seni bulacağım Cansu. Bir çocukla tanıştım. Çok değişik bir tip. Açıkçası onunla bir daha karşılaşmak isterdim. Ya böyle sanki bu dünyadan değil gibi. Böyle ne bileyim, uzaylı gibi. Böyle bir değişik, tatlı, sempatik, komik. Yavaş yavaş. Sakin ol biraz. Adım adım gideceğiz. Önce şu babanla ilgili mevzuyu halletmemiz lazım. Yani adam seninle resmen karşılaşmaktan korkuyor. E tamam işte. Bak, babamızı tanıyalım da bu hafta yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Duygusal bir adam babam. Duygusal insanlar iyidir zaten. Kötülük yapmakta zorlanırlar. Kendilerini ifade edemezler. Ve kendilerini ifade edemezlerken o içindeki masum insanı bulursun. Bak. Ne bileyim, zorlama anne. Bırak ne zaman istiyorsa o zaman gerçekleşsin bu buluşma. Tamam, o listenin başına şeyi de ekle yalnız. O baban olacak, şişko senin sorumluluğunu alacağına, ayağına taş bağlar, gider kendini denize atar. Öyle biri yani. Tamam. Bayram, oğlum bak sabrımı iyice taşırmaya başladın. Eve geldiğin yok, yüzünü görmüyoruz. Dış kapının dış mandalı gibi olduk iyice. Kendini ne zannediyorsun lan sen?
Ama anneciğim babamı çok fena gaza getiriyorsun. Bu şekilde olmaz ki ya. Ben kendim fay attı gibiyim lan. O sarışın kim? Hangi sarışın ya? Bana deseler ki anan baban mı Seyran mı diye... ...hiç düşünmeden cevap anahtarına basarım Seyran diye geçerim. Kontrol etmek için bile geri dönmem o soruya. Geçen gün telefon konuşmalarınızı duydum ben. Yok ya anneciğim. Öyle bir şey değil o ya. Böyle şakalaşma babında onlar ya. Hem ben anne babamla kendisi arasında beni bir tercih yapmaya zorlayan bir kızla beraber olur muyum ya? Yani ben böyle bir insan mıyım anneciğim? Beni ne şekilde kodluyorsunuz kafanızda siz ama ya? Misal geçenlerde şu şekilde bir muhabbet oldu. Bayram. Hı. Bak biz evlendikten sonra aileni dışlarsan, onlarla daha az görüşmeye başlarsan karşında beni bulursun haberin olsun. Aileciyimdir ben. Onu baştan söyleyeyim. Şu an resmen annem konuştu ya. Ya görüyor musunuz ne kadar tatlış bir kız? Nasıl aileci bir kız? Nasıl aileci bir kız ya? Şimdi Bayram sen şunu mu söylemek istiyorsun yani bana? Benim bir kız arkadaşım var. Hem de sarışın. Değil mi? Hı? İyi de oğlum. Bu otomatikman bir sürü masraf demek. Yok ya. Babacığım öyle değil ya. Hatta geçenlerde aramızda şu şekilde bir muhabbet oldu. Seyran be. Karınlar acıktı. Gidelim şöyle bomba bir mekana. Kral bir yemek patlatalım. Ne diyorsun? Yok. Öğle yemeği yemeyelim bence. Boşuna masraf yapmamış oluruz. Akşam bana gideriz. Ben sana 10 numara kış çorbası yaparım. Yanına da sıcacık ekmekle tıka basa yeriz. Doyarsın. Öyle bir doyarsın ki 2 gün acıkmazsın. Masraf yapmamış oluruz işte. Şu an resmen babam konuştu ya. Aa, bak şimdi. Şimdi işler değişti. Madem öyle bir insan, tamam. Oldu bu iş. Oldu bu iş aslanım. Neriman, bu devirde hem sarışın hem masrafsız bir insan bulmak kolay mı? Oldu bu iş aslanım, tamam. Yok öyle efendim. Getireceksin buraya, bizimle tanıştıracaksın. Ben kendi gözümle göreceğim. Bayram, yemin ederim analık hakkımı helal etmem sana. Ama anneciğim şimdi ben ilişkiyi ne güzel kısık ateşte ince ince pişiriyorum yani... Ne gerek var altını harlayayım, dibi tutsun değil mi? Ben onu bunu anlamam. Bak Bayram, yemin ederim annelik hakkımı sana helal etmem. Etmez. Çocuklar, bakın bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbüründen çıkarsa... ...vallahi analık hakkımı helal etmem size ha. Anacığım, Selen'den bahsedeceksen gözünü seveyim bahsetme. Olaylar daha sıcak. Şimdi gaza gelirim. Gider bir Selen'e sıkarım, bir Veli'ye sıkarım. Sonra siz keremsiz kalırsınız. Ama öyle bir şey yapmayacağını üçümüz de biliyoruz. Sen son dakikada korkar vazgeçersin. Dilinde senin, dilinde. Evlatlarım, evlatlarım. İkiniz de benim genlerimi taşıyorsunuz. Ben maalesef özel yaşantımda başarısız oldum. Dolayısıyla sizler de öyle oldunuz. Ben başarısız falan değilim ya. Yani yuvarlanıyoruz öyle kendi çapımızda. Hadi lan oradan. Sıla'yı tavlayamadın. Okulda çocuklardan dayak yedin. Bir tane okulda arkadaşın yok. Derslerin kötü. Giyinmeyi bilmezsin. Ne yapıyorsun lan sen? Ay bir susun. Tamam anne. Sada da gel ne yapıyoruz? İlk odanın yanına gideceğim ben. Kerem. Ben seni görücü usulüyle evlendireceğim. Çok iyi düşünmüşsün. Ah. Harika. Anacığım gözünü seveyim bana evlilik falan deme. Aklıma Avustralya geliyor. O kadar uzak yani. Cemal. Hayrola ya nereye böyle? Ya Nazmiye kalksanız oradan bacım. Ya orası taş. Üşütürsünüz, hasta olursunuz. Yapma aman. Nereye diyorum cevap vermiyorsun Cemal sen de. Bilmiyorum Hiko dayı. Bilmiyorum diye olmayan bir yere giderim oğlum. Bana bak. Mevzu ne? Açık et bakayım bana. Bu Veli dayı oğlu var ya... ...bizim binayı yıkıp rezidans mı ne yapacakmış? Herkesin dairesinde satın aldı. Ya bu Cemal abilerin... ...binayı yıkıp apartman yapmayayım... Sen de bunun karşılığında
Kero'ya söyle uzaklaşsın, Selo yalnız kalsın ve dönün olsun. Nasıl fikir? Sonra? 5 dairelik apartman zaten. En alt katta ben oturuyordum, benim üstümde de abim. Çocuklar tapular tamam mı? Bizde mi? Yani üzerimize geçti mi? Resmi olarak bizim aramız mı artık onlar? Tamamdır Veli Bey, sıkıntı yok. Harikulade. Danya, canım, sen bıraktın mı kendi tapunu? Bıraktım Veli Bey, el alttaki benim. Çok güzel. Şimdi sen senin biraderin tapusunu da getir, ben ikinizin hesabını bir vereyim. Evin tapusu benim üstüme değil mi? Satıyorum oğlum senin evini de. Sadece ismi yazıyor senin o tapuda. Bu ev benim paramla alındı. İşim vardı, parayı sana yolladım. Ha abim, ha ben dedim. Yakışıyor mu sana kahpelik? Derbest yanma Cemal. Evini satıldı say, başınıza çaresine bakarsınız. Allah senin gibi abinin belasını versin. Çoluk çocuk sokakta kaldık anlayacağın dayı. 5 kuruş paramız yok. Kalacak yerimiz de yok. Tek çare memlekete dönmek. Ya olur mu oğlum? Çocukların okulu var. Onların okuması lazım ya. Bilmiyorum dayı. Başka çarem yok. Çaresizlik benim lügatımda karşılığı olmayan kelimedir. Ben hallederim. Siz şimdi geçici olarak bizim kahveci Hüseyin'in evinde kalırsınız. Hiko dayı, biz gidelim ya. Sen benim dediğimi yap, nokta. Hadi eşyaları toparlayın. Arabaya atlayın. Önce şu eşyaları Hamit'in depoya bırakalım. Şunlar da gelsin. Hadi atın onları da arabaya. Hoş geldiniz. Gelin çocuklar, gelin. Geç bacım, geçin böyle. Geçin, geçin. Hoş geldiniz. Cemal'im hoş geldin. Hüseyin, kardeşim çok teşekkür ederim. Sana da rahatsızlık vereceğiz. Ne demek canım? Ben rahatken bozuğum Cemal'im. Benim evim, senin evin. Geç. Eyvallah, sağ olasın. Geç, geç. Sağ olasın Hüseyin. Ben akşam uğrar biraz erzak bırakırım sana. Bana bak. Sen buzeye misafirleri ayarlarsın ha. Söylemem bile ayıp dayıcığım. Hazırladım ben. Eyvallah, hadi. Yeter artık. Olayların gidişatına müdahale etme zamanı geldi. Çocuklar. Artık yumruğumu masaya vuruyorum. Değişim zamanı. Yeni bir yola giriyorum. Evet. Eski Hiko kaldı. Taze bitti. Allah Allah. Dayıcığım hayırdır, yediğim bir şey mi dokundu? Yediğim değil Kerem. Yaşadıklarım dokundu. Artık sorumluluk alma zamanı. Elimi taşın altına koyma mecburiyetim de oldu. Kötü bir şey mi oldu dayı? Yani sen niye sorumluluk almak istedin şimdi ben anlamadım. Oğlum araya girip durmasana ya. Biraz ciddi ol, ne sırıtıyorsun ya? Sana ne lan? Allah Allah, tamam sustum. Nergis İstanbul'a boşuna dönmemiş. Benim 22 yaşında bir kızım varmış. Ha? Sorumsuz olduğum için söylememiş bana. Ben sorumsuzluk abidesiyim ya. Ha bilseydim ne olacaktı ki? Kızıma korkak bir baba olacak. İlk defa karşılaştım. Öyle korkuyorum ki. Anlatamam sizin çocuklar. Yalnız saçlar maçlar aşırı terzi. Kime çektiğim belli oldu. Biz birbirimizi sevip de kavuşamayan iki aşık gibiyiz.
Hala sevgiliyiz. Hala genciz. Sen öyle yüzümüzde kırışıklıklara falan bakma. Onlar bahanemiz. Aşıklara bak, aşıklara. Ay, suç sende. Ya bu kadar yıl babamın masaya yumruğunu vurmasını bekleyeceğine... ...sen vursaydın masaya yumruğunu. O zaman belki de böyle olmazdı. Belki de. Size ne oldu ya? Böyle hayat olur mu be dayı ya? Müsaadenle ilk odayı ben de yumruğumu masaya vuruyorum. Anasını sik. Bu ne dayı, eline bir şey olmadı mı senin ya? Bu ne, ceviz mi lan bu? Neyse. Bundan sonra ben de değişiyorum arkadaş. Bu saatten sonra ben salak birisi olarak anılmak istemiyorum ya. Ben de lafı geçen, sözü dinlenen bir insan evladı olmak istiyorum ya. Ezikliğe son. Dayı bu kırıldı mı acaba ya? He? Oğlum sen neyin gazına geliyorsun? Senin mi kızın çıktı ortaya? Allah Allah. Bu arada ben halimden memnunum. Allah size kolaylık versin. Ben değişmiyorum. İçeride ne konuşuyorlar? Hiçbir şey duymuyoruz ki. Daha fazla yaklaşamayız ama fark ederler. Ya izleyeceğiz, göreceğiz. Ya Seyran nerede? Volki nerede? Hiko dayı nereden çıktı? Neden boş bir depo? Cevdet bir sakin. Allah Allah. Sen sordukça cevaplar yağmıyor ki. Bekleyeceğiz. Tamam. Sakin. Sakin. Neyse arkadaşlar. Bu benim... özel bir davamda öğrendiniz. Bir de mahallemizin önemli bir davası daha var. Nedir dayı? Şu Volki'yi arayın, o da gelsin, öyle anlatacağım. Volki'yi mi? Evet, evet. O tam sahtekar ya, ona ihtiyacımız var. Dayıcığım, kızın adı neymiş ya senin? Cansu. Hah, teyze. Bu kızı gördün mü daha önce? Adı Cansu. Yok, görmedim yavrum. Ya. Yeah. Katarakt mı? Kırmızı başlık kız. Kızı gördün mü? Yok, görmedim. Ne var? Manyak mısın oğlum sen? Hem de ultra manyak. Fotoğrafımı nereden buldun ya? Yarışmaya kayıt formundan. Yalnız seni ararken çok yoruldum. Dilim damağım kurudu. Hadi gel bir şeyler içelim. Lütfen, 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 lütfen. Çok tatlı bir çocuksun. Hı-hı. Ama sağ solun çok oynuyor. Hı. Ağzında lollipop var. Hı. Bak, ben öyle sosyal medya olimpiyatları falan diye görünce öyle kalktım geldim. Bu birinci karşılaşmamızdı. Ben de seni aradım, buldum. Bu ikinci karşılaşmamız. Biz buna tesadüf diyoruz. Nasıl istersin? Tamam.
Eğer bir daha tesadüfen ama karşılaşırsak, o zaman gidip bir yerlerde bir şeyler içeceğiz. Yes. Oğlum iki saattir arıyorum, niye açmıyorsun ya? Keroma boy. Aradım taradım ve sonunda Cansu'yu buldum. Az sonra mutluluktan öleceğim, son bir şey söylüyor musun? Ay bir manitan eksikti başımıza. Mesele önemli. Hemen attım, konuma gel. Aha, aha. Nerede kaldı bu Volki lavu? Kesin bir babanın kızının duygularıyla oynuyordur bir yerde. Müptezel. Benim öyle bir damadım olsa var ya, cebine uyuşturucu koyar, polise yakalattırırım. Evlerden uzak ya, Allah muhafaza. Neyse dayıcığım, sakin ol. Şimdi gelir o. Şimdi geldim kuzum. Şimdi geldi. Tipe bak ya, ben niye çağırdım bunu ya? Hey babalık. Bana bak, öyle baba falan lafı geçen kelimeler kullanma cümlenin içinde. Tüylerim diken diken oluyor. Hmm. Şeftali gibi ha? Şşt! Düzgün konuş da Nikolay'ıyla. Ayrıyetten biz artık değiştik Nikolay'ımla. Hmm. Sen nerede kaldın lan? Ah, dayı, bir kız var, makine. Yılan gibi aklımı başımdan alıyor. Onu arayıp duruyordum her yerde. Şans bu ya, buldum da. Nedir lan bu kız babalarını sizden çektiği? Neyse, bunu Allah'a havale ediyorum. Ben konuya geliyorum. Ne diyordum lan? Mahalle. Ha. Şimdi mahalleyle ilgili bir sıkıntımız var. Bizim mahallenin suyunu içmiş, muhitimizin suyunu içmiş, suyunu içtiği mahalleye ihanet eden bir veli dayı oldu. Bunu bıraksak 5 sene içinde bütün mahalleyi ele geçirip her tarafa rezistans dikecek. Geçmişimizi, gençliğimizi, hayatımızı parayla satın alıyor. Dayı bu benim her yerde karşıma çıkıyor. Gideyim ben buna, 2 tane sıkayım, içeriye gireyim, siz de dışarıda keyfinize bakın. Yok oğlum öyle, sıkmak falan yok. Şiddet yok. Biz iyi insanlarız. Aklımızı kullanacağız. Aklınıza bunu kazıyın. İyi insanlarız biz. Aklımızı kullanarak onları yeneceğiz. Peki belli bir mevzu var mı dayı, yani mahallede olmuş olan? Bu Veli Dayıoğlu Cemallerin evini satın almış. Cemalleri ailece sokağa atmış. Anladığım kadarıyla bu Veli Dayıoğlu'na zarar verilmek isteniyor ha? Evet. Yaptıklarının bir bedeli olacak. Maddi olarak ona bir zarar vereceğiz. Cemal'lerin evini geri alıp Cemal'lere vereceğiz. Ve bu mahalleye rezidans dikmesine engel olacağız. O zaman bir plan yapıp çökeceğiz buna. Hazır çökmüşken bari birer tane dairede kendimizi alalım ha. Boşu boşuna uğraşmayalım. 3+1. Oğlum öyle çökmek yok. Çakallık yok. Amacımız belli. Amaçtan sapmak yok. Özellikle siz ikiniz. Defterden silerim ikinizi. Bu işin günahı tamamen bana ait. İçiniz rahat olsun. Eyvallah dayıcığım. Tamamdır dayı. Ben henüz karar vermedim dayı. Dayı, bu arada bizim ekibimiz hala bir kişi eksik. Müsaadenle ben gidip kendisini getirmek istiyorum. Seyran diyorsun. Seyran diyorum dayı. Ben Seyran demiyorum. Israrla diyorum ki Seyran olmasın. Hı hı. Hı hı. Kero, bu seferlik bana güven kardeşim. Hı hı. Ben de. Hı hı. Hı hı. Evet mi, hayır mı, ne hepsine? Hı hı. Hı hı. İyi günler. İyi günler. Ben sevdiğim kıza ilan aşk edeceğim de. Bu panda olur mu acaba ya? Neden panda? Panda çünkü şeyiz yani, benim öyle tişörtlerim de var. Yani aramızda böyle tatlış bir esprisi falan da var. Seviyoruz, öyle hayvanlı seviyoruz. Tamam o zaman, bana niye soruyorsunuz ki beyefendi? Doğru, size neden soruyorum ki ya? Zaten varsa aramızda öyle bir şey değil mi?
Devam etsene. Ya kafa gitti benim heyecandan. Çok heyecanlıyım. Kafa gitti. Tamam alıyorum. Bu olsun. Ya ne diyeceğim ben şimdi ya? Ya nasıl bir girizgah yapacağım ki ben acaba? Dur. Sakin ol Bayram. Sakin ol ya. Bak sen kendin ol yeter abi. Sen olmadığın bir insanmış gibi davranmaya çalışma. Sen kendin ol yeter. Ya olmayacaksa yine olmasın ya. Sen benimle nasıl konuşacağını mı hatırlıyorsun tatlı? Hayır. Yani evet ama daha hazır değilim. Bir yarım saat sonra gelebilir misin Seyrancığım ya? Gelemem. Oh sen bana ne aldın? Ne aldın bana? Panda. Panda. Ama bak adını Feriha koyma, Bayram koy. Hala çok salağım ya. Bak bu pandayı evin görünen bir köşesine koy. Tamam. Onunla konuş yani sabahları günaydın de, akşam yatmadan önce iyi geceler de falan. Ha yemek yerken de sofrada karşında otursun. Gülmek istersin falan. O zamanlarda onunla dalga geçersin falan. Hayırdır, sen bir yere mi gidiyorsun? Evet Seyran, gidiyorum. Kenarda biraz birikmiş hatıram var. Onu da alıp gidiyorum. Seyran diye bir yer varmış. Bayramlar orada mutlu mesut yaşarlarmış. Zaten onun için yaratılmış orası. Oraya gideceğim. Ya hiç lafı gevelemeye, uzatmaya gerek yok. Direkt konuya gireceğim ben. Dürüstçe. Ya şimdi ben seninle tanıştığım dakikadan itibaren hep yüzleşmekten kaçtığım o erkekle yüzleştim. Yani yüzleşmeye başladım. O erkek benim. Bayram o erkek yani. Ya ne bileyim ben böyle monitör başında, klavye başında, internet sitelerinde hep kendimden kaçıyormuşum. Yani sen ne anladın bunu da? Kendimden kaçıyormuşum ama sana yakalanmışım. Sen farkında olmadan beni ben yapmışsın Seyran. Ya bakma öyle orta sahada boş boş top gezdirdiğime, salak ayaklarına yatıp yani... Ben seni tanıdıktan sonra adam oldum Seyran. Şimdi gel o adamı dinle. Dinle o adamı. Beraber olalım. Mutlu olalım yani. Sevgilim ol benim ya. Mutlu olalım. Hayatımızda bir kerecik olsun mutlu olalım. Karşılıksız sevgiyi yaşayalım ya. Ben bak hazırım. Ben her şeyimle kendimi vermeye hazırım ya Seyran. Al beni. Ne yaparsan yap. Seni seviyorum ben. Seni seviyorum ben Seyran. O kadar güzel. O kadar hakiki konuştun ki. Böyle gereksiz cümleler kurup duyguyu dağıtmak istemiyorum. Hani hayat bayram olsa lafı var ya. Ben seni tanıdıktan sonra anladım ne demek olduğunu. Sen benim bayramımsın. Seni seviyorum. Al beni. Ne yaparsan yap.
Bana bak. Artık bir çiftsek, aramızda gizlimiz, saklımız kalmasın. Kalmasın. Hadi gel, seni bir yere götüreceğim. Hadi. İşte. Sizden yürüttüğüm 2 milyon burada. Burası küçükken benim de evimdi. Hem ailesizdim, hem de yaşadığım yer kötüydü. Bugüne kadar kazandığım bütün parayı burayı güzelleştirmek için kazandım. Buradaki çocukların ailesi yok. Bari büyüdükleri yer güzel olsun dedim. Hadi çocukları görelim şimdi. Hoş geldin evime. Hoş bulduk. Aa, hoş geldin Seyrancığım. Ya hoş bulduk Hanife ablam. Hanife ablacığım nasılsın? İyiyim, sen de iyisin? İyiyim ben de. Hanife ablam üzerimde emeği çoktur. Bayram hayatımı güzelleştiren adam. Memnun oldum ablacığım. Ben de çocuğum. Ya Seyran, Sevgi'ye mi yazdırmışsın kapıyı? Yazdırma dedim ben sana, utanıyorum. Aslında utanacak bir şey yok yavrum. Bırak da başkaları utansın. Utanması gereken o kadar çok insan var ki. Sen kendine gurur duy. Hiçbir zaman utanma, olur mu güzel kızım? Allah'ım, evimin kadını olsun diye öyle bir kadın göndermişsin ki yani günde 3 öğün gurur duysam az ya. Hadi sınıfa gidelim, çocuklara sürpriz olsun. Seyran ablalarını görünce delirecekler şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Haydi. Aşklarım. Seyran abla. Aşkım. Aşkım. Seyran abla, bu senin neyin oluyor? Şey,
erkek arkadaşıyım. Sevgilisiyim onun. Hayır, o benim sevgilim, senin değil. Hayır, olmaz. O benim sevgilim, senin değil. Efe, dur lütfen. Efe, dur lütfen. Evet ya, lütfen artık. Seren abla, senden büyüksen onu aşık olamazsın. O zaman et, tavuk yemem lazım, büyümem lazım. Sus biraz, sus. Bunlar da benim başımın belaları Bayram Bey. Olur mu ya, hiç bela? Bunda biraz var ama evet. Yok ya Seyran. Şimdi baktığın zaman o mutlu aile tablosunun içinde gibi değil miyiz ya? Sen, ben, iki çocuğumuz. Sanki böyle aramızdan 5 yıl geçmiş gibi ya. Bu durumu bizim çocuklara söylemek yok, tamam mı Bayram? Zamanı gelince söyleriz. Niye, ne var canım? Çok güzel bir şey yapıyorsun sen burada ya. Zamanı gelince söyleriz. Tamam. Tamam, nasıl istersen. Bayram, senin gözüm tutmadı, çiçeği yiyeceğim. O seni değil, beni seviyor. Güler bir delikanlısı. Bak, ağzını topla benimle konuşurken düzgün. Sen ağzını topla. Şşş, sesini yükseltme. Allah Allah! Sana ne? Oğlum bak, seninle çok iyi başladık. Kötü bitirmeyelim. Kötü olacağız. Olursak ne olur lan? Sen kulaklarından tavana asarım. Bak, hanımların yanında böyle konuşmayalım. Sus lan. Lan sen nerenin çocuğusun? Erzurum. Ha? Erzurum'un. O eli indir lan. Allah Allah, indirmezsen ne olur? Bak, ağzında diş kalmamış, benim canımı sıkma. Senin ağzından diş kalmamış. Seviyor musun lan? Evet, seviyorum. Bir daha söyle. Tüm dünya duysun. Evet, seviyorum. Tamam, sevgine inanıyorum. Ama Seyran'ı sana veremem. Onu ben de çok seviyorum. Senden gizli gizli olacağım. O zaman bilek güreşine var mısın? Hadi. Varım. Hı? Ebra. Kazanan bunu alacak. Bunu alacak. Gel bakalım. Hadi bakalım. Aşkım benim. Çocuklar, mevzuya öncelikle kirli geçmişinizin muhasebesini kapatarak başlayalım. Arkanızda vicdani problemler bırak. Benim için büyük, insanlık için küçük bir an. Sırf Veli'yi bitirmek için kirli çıkılarımdan vazgeçiyorum. Valla bendeki birikmiş bu dayıcığım. Yani hatta eksiye bile düştüm diyebilirim. Çünkü isim vermek istemiyorum. Geçenlerde bir mevzu için harcadık parayı. Ama aramızdaki bazı arkadaşlar yine beni yanıltmadılar ve birbirlerinden para saklamışlar. Neyse, geçmiş geçmişte kaldı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Cemal'e gidip yiyecek ve giyecek alalım. Ben bu Veli operasyonunu başlatıyorum. Hadi, Allah yardımcımız olsun. Başlat dayı, başlat. Ulan bir de cebine koyuyor ya. Sen ne pinti bir adamsın, babası kılıklı. Son ya, son. Hayret bir şey. Çek. 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 Çek, çek, çek.
dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına yakın yanar, hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır. Cemal, seninle bir şey olana kadar bununla idare ediver. El öpmek ne demek ya? Olması gereken bu. Yani mahalleli birbirini kollayacak, koruyacak oğlum. Allah senden bin kere razı olsun Niko dayı. Bana o veliyi bulun, depoya getirin çocuklar. Özgür veli. Hüseyin tekrar sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayriye anneciğim, Allah aşkına siz zahmet etmeyin. Ben kas gelişimim için her ay 10.000 lira para harcıyorum. Yani bu torbaların 5 katı olsa da taşırım evvelallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Düğün ne zaman inşallah? Artık bizi de çağırırsınız herhalde. Allah söyletiyor vallahi. Her şey kısmet Semih Hanım. Ben kız annesiyim. İstediğim erkekle evlendiririm kızımı. Benden bahsediyor. Biz de erkek annesiyiz değil mi? Oğlumuza uygun olmayan kızı eşiğimizden içeri sokmayız herhalde. Ya sayın maalesef Kerem'in annesi Semiha Hanımcığım. Size 2.000 lira ateşleyeyim de şu Hayriye anneciğimi her gördüğünüzde laf sokmayınızdan bir vazgeçin lütfen. Boşuna uğraşma evladım. Ona ne kadar para versen durmaz. Böyle zehirini akıttırıverir. Allah çarşınıza göre pazar versin. Oğluma elleşmeyinde ne haliniz varsa görün. Yahu Semiha Hanım teyzeciğim. Ben de size 5.000 lira ateşleyeyim de siz de Kerem'e söyleyeyim bize elleşmesin lütfen. Aa Hayriye anneciğim. Moralinizi eksi bakiyelerde görüyorum. Ya diyorum ki hazır Selen evdeyken onu da alıp şöyle pahalı bir kebapçıya gidip kan şekerimizi biraz düzeltsek, tatlı tatlı sohbet edip maddiyattan bahsetsek diyorum. Olur vallahi. Ağzın bal yesin evladım. Azer. Çok düşüncelisin ya. Hadi o zaman. Bir dakika ben açayım. Düşünceli olduğum kadar centilmen, centilmen olduğum kadar zengin bir kişiyim. Bak bak bak. Kero, Cansu'yu buldum, Güneş'i de bulmam lazım. Ortalık karışık. Asıl konudan kopmayalım. O yüzden içeri sen tek başına gir. Oğlum ben adamı görünce bir şey yapmayayım diye sen bana engel ol diye ilk odayı benimle gönderdi seni. Madem risk taşıyorsun o zaman ne diye seni gönderiyor? Stratejik bir hata. Asla bir lider olamayacak bu Hiko. Kıskanıyor musun sen Hiko dayıyı? Oğlum kaç yaşında adam? Biraz saygın olsun. Hem adam iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim destek olmamız lazım. Sıkıcı olma Kerem boy. Lütfen. Güneş meselesi önemli. İçeri girmek istemezsin öyle değil mi? Ah şahane. İçeride başarılı. Sizin bu karikatüre benzeyen patronunuz Veli. Burada mı? Veli Bey yok. Hayriye annesini pazara götürdü. Selen'in annesi Hayriye mi? Başkasının annesi Hayriye mi? Hangi Hayriye? Selen'in annesi Hayriye. Müstakbel yengemizin annesi yani. Allah'ım ben bugün panik atak geçirmezsem hiçbir zaman geçirmem.
Efendim Kero. Bana bak, Veli'nin iş yerine gittim, iş yerinde yok. Bu Hayriye teyzeyle beraber pazara gitmiş, pazara girdim çıktım, orada da yok. Bul şunun yerini ya. Dur. Ne olmuş? Ya Veli dayıoğlu ofisinde yok. Bizim Hayriye yengeyi pazara götürmüş, Selen'in annesi. Ha. Gitmiş Kero bakmış, pazarda da bulamamış. Bunları benim şimdi telefon sinyalinden yerini bulmam lazım bu dayıoğlunun. Tamam, buldum. Şu konumu telefonuma atayım. Tamam. Vakit kaybetmeden gidelim. Veli dayıoğlu kaçmasın elimizin altından. Paran yoksa ben ödeyeyim hesabı. Saçmalama Seyrancığım ya. Erkeğin olduğu yerde hesabı erkek öder. O kadar. Daha... Acaba bu seferlik sen halletsen mi ya? Tamam, hallederim ben. Sonra biz aramızda şey yaparız. Şey yaparız. Çıkmadı. Hadi. Kanka Veli'nin konumunu sana gönderiyorum şimdi. Biz de Seyran'la yoldayız, tamam mı? Ulan bu Veli Hayriye teyzeyi niye pazara götürdü diyebilmeyi çok isterdim ama sebebi belli. Ya oğlum tutulma lan işte ya. Bırak şu an bizim görevimiz bu dangalağı alıp İko dayıya teslim etmek, bu kadar. Bak görevin dışına çıkma lan. Hadi atıyorum konumu. Oh shit. Olaylar büyüyor. Hemen güneşi bulmam lazım. Kurnaz. Acilen Güneş Hanım'la görüşmem lazım. Hı-hı. Geliyorum. Güneş Hanım, ben sizi hayatta satmam. Evet, polis bizden bir isim istedi. Ama hepimiz birbirimizin ismini verdik. Çok eğlenceliydi. Herkes birbirinin ismini verdi. Ne demek bu ki? Şöyle, Bayram benim ismimi verdi. Kerem Seyran'ın, Seyran Kerem'in. Ben de haliyle Bayram'ın ismini verdim. Siz nasıl iş yapıyorsunuz ya? Etrafına bir sürü amatörü topladın. Yani şebekenin en güvenilir umut vadeli elemanı sensin diye seni ta Amerikalara gönderdik. Şimdi birkaç mahalle kopili yüzünden bütün tezgahımız yerle bir olmak üzere. Öyle demeyin. İyi çocuklar aslında. Ama çok şanssızlık yaşadık. Enteresan olaylar gelişti biliyorsunuz. Evet, enteresan olaylar oldu. Olmaya da devam ediyor. Ama eksilen bir şey var, o da güven. Artık kime güveneceğimi bilmiyorum bu okul. Yapmayın lütfen, yapmayın. Bakın ortalığı karıştıran şu Cevdet denen komiser. Kendini Sherlock Holmes zannediyor. Dünyayı kurtaran adam. Boring. Hey. Güneş Hanım, bana güvenebilirsiniz. Ben Walkie'yim ha. Biliyorum. Sana güveniyorum, sen iyi bir çocuksun. Ama etrafın kötü Walkie'cim. Hem de çok kötü. Hı-hı. Buyurun. Dur. Cafer burada mı? Selamını söyle. Efendim, Hayriye anneciğim, etrafımız kötü ve fakir insanlarla doldu taştı. Olaylar da hızla gelişiyor. Yani hazır Kerem'den de kurtulmuşken neden ortak geleceğimizi tasarlama adında tatlı tatlı sohbetler etmiyoruz? Ne dersiniz kızlar? Ne geleceği Veli, yok senle bana gelecek melecek. Siz beni Kerem'den ayırdınız gibi benim geleceğim bitti. Bir dakika orada dur, bir dakika orada dur. Bir mana düzeltmesi yapmak istiyorum. Kerem ve sen ayrıldığınız gün senin geleceğin bitmedi. Kerem ve sen geçmiş oldunuz. Geçmiş olsun.
Ya Kerem'den bahsedince birdenbire midem kazınmaya başladı. Kendisi fakir ve aç bir insandı, ondan olsa gerek. Şöyle ortaya pahalı, büyük boy bir karışık kebap söyleyelim. Ama göz doyuran cinsten. Yiyelim yiyelim bitmesin hala, o derece yani. Ay kebabına soktum ya. Bana bakın. Ben hala Kerem'i seviyorum. İkiniz de bunu böyle bilin. Zaten bunu da buraya söylemeye geldim. Siz benim çocukluk aşkımı bitirdiniz be. Otur oturduğun yerde, vallahi çarpacağım şimdi ha. Bir dakika Hayriyaneciğim, lütfen sinirlenme. Ben kendisine çok basit ve doğru bir soru sorup kendisini burada oturtacağım. Selinciğim, Selinciğim, madem sen Kerem'e çok aşıktın, neden kendisi şu anda yanında değil? Neden yanında Veli Dayıoğlu oturuyor? Nerede bu Kerem ya? Acaba buralarda fakir ama gururlu bir genç gördünüz mü? Cevap yok. Sorun yok. Hadi kebaplar. Nerede karikatür? Burada mı? Burada kardeşim. Ne yazık ki burada. Herkes hak ettiği hayatı yaşar Kerem. Üzülme kardeşim. Ne üzüleceğim ya? Ben geçen mazime yanıyorum. Kerem, oğlum, iki saattir bekliyoruz. Balkona çıkan kimse yok. Hadi gidelim, babam kızıyor ondan sonra. Çıkacak Bayram, çıkacak. Selen'le bugün konuşulacak. Bu kadar. Aha çıktı. Kerem, senin burada ne işin var? İş değil Selen, özel hayat. Annem görecek şimdi. Görsün be. Gerekirse bütün dünya görsün seni nasıl sevdiğimi. Salak salak konuşma. Biz seninle büyünce evleneceğiz kızım. Yaz bunu bir yere. Aslanım Kerem'im be. Sana ilk seni seviyorum dediğimin üzerinden 12 sene geçti. Ama sen bugün çıkma teklifimi kabul ettin. Ne yapayım? Benim kriterlerim çok olunca biraz uzun sürüyor karar vermemiz. Senin kriterlerini yerim ben. Çok seviyorum seni ha. Biri duyacak şimdi Kerem. Duysun. Yapmam. Vallahi çok seviyorum seni. Tamam, teşekkür ederim. Hı. Hadi şu lavabo alalım da ilk odaya götürelim. Dur bir dakika kardeşim. Önce akılcı bir plan yapalım. Ondan sonra öyle hareket edelim. Sen Veli'nin arabasını al. Ben geliyorum. Hadi bir Kerem. Bu sefer aklını kullan da kazanan taraf sen ol be oğlum. Kardeşim durdursana da şunu ya. Gününüz vakti nereye götürüyorsunuz beni? Allah Allah. Şişt, sana söylüyorum. Bana bak. Şişt, ya durdursana. Ya durdurun kardeşim. Allah Allah. Gününüz vakti nereye götürüyorsunuz beni? Ama yani. Bayram bak.
Ya çekme kardeşim ya. Allah Allah. Bayram çok çekiyoruz. Ne olacak buraya? İnşaat mı yapılacak? O yüzden mi getirttiniz beni buraya? Aferin Kerem. Sana da bu yakışır oğlum. Bir dakika, bir dakika. Arkadaş ne oluyor siz? Daha adam mı kaldırıyorsunuz ya? Şimdi bak, daha adam kaldırmak için ortada bir adam olması lazım. Yani sen adam olmadığın için teknik olarak bu mümkün değil. Sen ekmek yediğin, doğup büyüdüğün mahalleye ihanet ediyorsun Veli abi. Veli abi mi? Ya hala mı diyeyim Kerem? Adam yaşça benden büyük. Abi diyorum işte, ne yapayım? Çocuklar, size 6.000 lira vereyim, bırakın beni gideyim. Yani Selim şu an kaynanamla birlikte restoranda yalnız kaldı. Yani hesabı kilitlemesinler. Birazdan hesabı biz sana kilitleyeceğiz Veli. Öyle adam başı 6.000 lira verip gidecek pozisyonda değilsin oğlum. Rezidans dikeceğim diye insanların dairelerini alıp onları sokağa atmak ne demek lan? Bir dakika, bir dakika. Panderas sen ne saçmalıyorsun ya? Ben kimi sokağa atmışım? Cemal'lerin apartmanını olduğu gibi almışsın. Cemal dairesini satmak istememiş. Zorla sattırılmış. Öyle bir şey yok. Herkes tapusunu getirdi, parasını aldı gitti. Bende bütün işlemler resmi evrak esasına dayanır. Cemal ve Daniel kardeşlerin arasındaki kavga beni alakadar etmez. Milletin kanına girdin, daireleri ucuza kapattın, oralar senin oldu. O aile, o duruma senin yüzünden geldi. Şimdi senin yapman gereken Cemal'lerin daireyi geri vermek. Oraya rezistans dikmekten vazgeçmek. Ve bu mahalleyi terk ettik. Yani bunu teknik olarak yapamam ki. Olay artık benden çıktı. İstesem de daireyi geri veremem. Yani siz isteseniz de istemeseniz de o residence oraya dikilecek. Tehdit mi ediyorsun lan sen bizi? Hayır. Ha? Tamam, 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 bırak. Kerem. Tamam, 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 tamam. Sözümü tutuyorum. Bir anlık bir yükselme bitti, geçti. Tamam. Ya sakin ol Kero ya. Bırak lafını bitirsin. Evet Kero ya, bırak konuşmamı bitireyim. Yani sizin muhatabınız ben değilim. Projenin asıl sahibi. Ya Allah Allah. Daireleri sen satın almadın mı? Evet, binayı ben aldım. Gittim benden daha büyük bir inşaat firmasına. Dedim ki, kardeşim burası benim. Selimiye gelişiyor. İlk siz faydalanın dedim. Yani buraya bir residence dikin, bana da 10 tane daire verin dedim. Yani E'si sizin muhatabınız ben değilim. O büyük olan inşaat firması, projenin sahibi. Kalas yapı diyorum ya. 1964'ten beri bunlar daire yapıyorlar. Çok özellikler. Nadir kalas sahibi. Planlar değişir dayı. Evet, değişir sayılan. Ya siz ikiniz ne tatlı anlaştınız ya. Böyle hani şey gibi derler ya. Baba kız. Dayı madem mevzu geçti, ben bu karbondioksitle aynı havayı solmak istemiyorum. Betimlemelere bak ya. Karbondioksit. Sanki ben yokken burası oksijen tüpüydü. Tiplere bak ya. Şişt, bana bak hadi sen kalk git hadi. Evet evet kalkayım. Sevdiceğim de beni şimdi merak etmiştir. Hadi bay bay. Hadi kalk git. Yürü. Ya şu Volk'u arasanıza. İkide bir ortadan kaybolmasın ya. Hadi biz de çıkalım biraz. Beynimize oksijen gitsin. Meselenin köküne inmemiz lazım çocuklar. Bugün Cemal'in başına gelen yarın başkasının başına gelir. Mahallede kontrolü elimize geçireceğiz. Safları sıklaştıracağız. Bir rezidans diktiler mi gerisi gelir. Kardeşlerim, Hiko dayınız konuşuyor. Kulaklarınızı, gözlerinizi dört açın beni dinleyin. Şimdi mesele mühim. Mesele semtimizin geçmişi ve geleceğiyle ilgili. Bir takım çakal müteahhitler var. Bunlardan bir tanesi de bizim Veli Dayıoğlu. Kendisi bu semtin çocuğudur ama semte ihanet etmiştir. İnsanlar pis, insanlar nalet. Evet, çok çok güzel söyledi. Ne demekse. Şimdi... Bu günden itibaren Veli Dayıoğlu'na içinizden selam veren olursa bu semtin tarihçesinden silerim ona göre. Arkadaşlar.
Veli Ayıoğlu denen terbiyesiz insan ortalıkta yok. Yani bizim bir şekilde bunu ne yapıp edip sokağa indirmemiz lazım. Bir şekilde insan içine bizim bunu çıkarmamız lazım ya. Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor da... ya şimdi Kerem kesin kabul etmez. Hayatta olmaz. Ne mümkün? İmkansız. Deli misiniz ya siz? Ya Kero ya. Ya bizim için mevzu bahis Cemal abiyle ailesinin yuvasına tekrar dönmesi değil mi? Hı. E bu Veli'yi de mahalleye geri götürmemiz gerekiyor. Kusura bakma yani. Selam'dan başka kimse sağlayamaz bunu. Ya ben konuşamam o kızla. Ben konuşursam kalbini kırarım, küfür ederim. Şiddete başvururum, bir şey yaparım ben. Ya ne şiddeti ya abicim? Operasyon modelimiz var ya, onu sıç yapacağız ya. Ya konuşmayacaksın. Sen bedenen orada olacaksın. Ben sana kulaklığı vereceğim. Tamam, sen beni dinleyeceksin. Hep söylediklerimi tekrar edeceksin. O kadar, başka bir şey yok yani. Oh be Kerem. Biliyor musun, beni aradığın an dünyalar benim oldu sevgilim. Nasılsın? Bırak bu işleri Selen, Allah aşkına. Çüş Kero, çüş. Benim için de zor bir süreçte. Benim için de zor bir süreçti. Ya. Biraz zaman geçsin, vakit geldiğinde konuşuruz be. Vakit geldiğinde konuşuruz canım. Neyi konuşacağım lan ben onunla? Ne konuşacağım ben? Benimle mi? Yok yok, benimle konuş. Ne olur bak, ben Selen. Ya sen benim dediklerimi tekrar etsene. Dediklerimi sen aynen tekrar etsene. Seyran çok karıştı ortalık. Biz vaz mı geçsek bu işten ya? Ya sen benim söylediklerimi tekrar etsene. Dediğimi niye söylüyorsun kıza? Söyleyeceklerimi sen söyleme. Neden dediklerimi tekrar etmiyorsun Kerem? Vah vah. Aşkım sen hiç iyi değilsin gerçekten. Ama bak ben affettireceğim kendimi sana. Söz veriyorum. Konuya gir artık. Konuya gir artık Selen. Konuya girsene ben. Ay. Kerem sen beni buraya bir şey konuşacağım diye çağırdın. Hatırladın mı aşkım? Senin konuya girmen lazım. Bu Veli var ya, Cemal abiler evden atmış. Bak belasını versin. Bunlar neyse, karda kışta evsiz kalmış. Benim için istemesi ve söylemesi çok zor ve racona ters olsa da... kardeşlik ve insanlık adına, dostluk namına... Sadete gel. Ulan nereden girdim bu işlere? Senin bu Veli'yi araman lazım, mahalleye çağırman lazım. Ararsan barışacak mıyız? Bence hiç pazarlık yapacak bir durumda değilsin Seren. Arayacağım. Ama Cemal abiler için. Sen söyledin diye değil. Küs. Gitti. Yeminim var, öpeceğim. Neden nasıl şeyler yaşıyorum ben acaba ya? Neden benim arkadaşlarım böyle? Neden bu kız beni aldattı? Neden ben? Neden ben ya? Oğlum sen niye benim dediğimi tekrar ediyorsun adama, kadına? Şey yapıyorsun. Alo Veli. Selen. Ay Veli'cim, kusuruma bakma diye aradım aslında. Biliyorsun ben son dönemlerde yoğun ve uzun bir ilişkiden çıktım. Duygularım yıprangaç oldu azıcık. Diyorum ki sen beni gel al. Hadi sakin bir yerlere gidip geleceğimizi konuşalım. Tamam. Bekle beni. Yanıma 10.000 dolar alıp hemen geliyorum. Yok yok. 10.000 kesmez. Sen ona 20 de. Bekliyorum. Geliyorum. Yemin ediyorum sesi bile iğredi bu herifin ya. Şirekteki eşek gibi ya. Veli ile Selen'miş. Oysa Kerem ile Selen öyle mi? Kerem'im benim. Sahte delikanlım yavrum. Kardeşlerim, dairelerinizi ucuza kapatmaya çalışan o insanlara geçit vermeyeceksiniz. O dairelerde hepinizin emeği var, alın teri var. Emeğinizi ucuza satmayacaksınız. Zaten o muhtar, muhtarlığını yapmış olsaydı bu iş bu duruma gelmezdi. Merhaba Cengiz Han Bey, kolay gelsin. Buyurun da.
Siz kimsiniz? Biz Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden birinin genel müdür yardımcısı ve pazarlama müdürüyüz. Mahallenizi ileri medeniyet seviyesine çekecek rezidans site yapmak istiyoruz. Bu yüzden de 10-15 tane binayı satın alıp içindekileri boşaltacağız. Zor. Böyle büyük bir proje bizim mahallede sıkıntı çıkarır. Ayaklanmalar çıkar. Benim de başım yanar ya. Biz de sizi bu yüzden ziyaret etmek istedik. Rezidanslarımızdan bir adet daireyi size hediye etmek istiyoruz. 32. kat şehir ayaklarınızın altında. İyi de karşılığında ne istiyorsunuz? Karşılığında sadece mahalleliği, bu projenin mahalleyi geliştireceğine inandırmanızı ve olası ayaklanmaları engellememizi istiyoruz. Olur. Rezidans daire mantıklı. Anlaştık. Tabii. Anlaştık. 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 Çok geçmiş olsun Cengiz Han Bey. Biraz sonra muhtarlıktan istifa edeceksiniz. Bu da istifa dilekçeniz. Nasıl ya? Ne saçmalıyorsunuz siz kardeşim? Size teklif ettiğimiz rüşvet daireyi kabul edip mahalle halkına ihanet ettiniz. Hem sesli hem görüntülü. Muhtar, faka bastınız. Hem de madafaka. Arkadaşlar, mahalleyi ele geçirdik. Safları sıklaştırdık, bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Adeta bir bilgisayar oyununun içinde gibiyiz. Çok eğleniyorum. Çaba. Oğlum sen niye bu kadar ciddisin lan? He? Neyin tribindesin? Ayrıca söylediklerinle ciddiyetin uyuşmuyor. Yani ya ciddiyetini değiştir ya söylediklerini değiştir. Çünkü kendinle çelişiyorsun. Ben senin için söylüyorum. Yoksa benim için bayram aynı bayram, kanka aynı kanka. Salaklıktan istifa etmiş. Ciddi olacakmış göğe bundan sonra. Ama yakışmıyor. Eflatun falan giyiyorsun üzerine. Kendine gel dostum. Beyler, ayıp oluyor ya. Hiko dayım bir şey anlatıyor burada. Bir sonraki aşama diyor. Biraz ciddi olun ya. Nereye kadar gidecek lan bu serkeşlik, bu lakayıtlık? Nereye kadar gidecek? Ya Bayram var ya, sen gerçekten... Seyran, kalbini kırarım. Bak sessiz ol, kalbini kırarım. Biraz büyüklerinize saygınız olsun ya. Gel buraya, gel, 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 gel. Tam bir ikinci adam oldun lan, tam. Bu adam bu liderlik işini halledemeyecek. Galiba liderlik yine beni çağırıyor. Senin oran buran oynamaya başladı yine. Aynı gün içinde hem Bayram hem de Hiko dayı. Çifte şok. Gelelim konumuza. Kalasyapı ailesini önce öğrenmemiz gerek. Er meydanında cenk edeceksek... ...düşmanını tanıyacağız. Kızlar, bu Selimiye projesine inandım ben. Şu Veli Dayıoğlu'nu arayın bakalım. Aynı mahallede başka noktalarda var mı? Nadir Kalas. Şirketin sahibi ve CEO'su. Bekar. Biraz klişe olacak ama zaafı belli. Kadınlar. Evliliğe inanmıyor. Farklı farklı kadınlarla takılıyor. Pimpirikli bir tip. Akıllı adamın hali bir başka oluyor. Dersi kaynatma lan. Hocam, Hiko beni rahatsız ediyor. Dersi dinleyemiyor. Yani uzun lafın kısası, güvenlik duvarları çok kalın. O yüzden internet sistemlerine giremiyorum. Giremezsin abi. Kendini bozdun. Aşık oldun, yeni bir karakter yarattın. Yeteneklerini kaybettin. Klavye delikanlısın lan sen. Bayramsın sen. Kendine gel lan. Pardon, özür dilerim. Çok gaza geldim ya. Evet Kero. Ayrıca her kahraman birazcık fedakarlık yapar.
Ne oluyor ya? Ha? Kuzenin bayramı az sonra evlenme teklif edeceksin sanki. Biraz sessiz olursanız bayramın neden giremediğini merak ediyorum. Bizim ailede olmaz böyle şeyler çünkü. Allah Allah. Duvarı kalın olduğu için içerideki sistemi göremiyorum. E göremeyince de bodoslama delemiyorum ya. Sistemin içine girdiğim nokta mayınlı bölge olursa kendimi açık ederim ve yakalanırız. Düşmanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Şimdi hamlemizi yapabiliriz. Ama ben diyorum ki gidelim bir konuşalım. Mevzuyu anlatalım. Diyelim ki gelin siz bu işten vazgeçin diyelim. Olur ha. İnsan bir anlarına rastlarız. Belli mi olur? Rastlamazsak öyle bir şeye. He? Ha? Ya insan anlarına gelmeyip başka bir anlarına gelirsek? Sormadım seni. Olur. Ya bunlarla ne yapacağım ya? Yani. Hadi kardeşim oradan. Topulum alın benim orası. Orasından sonra dikilecek. Geçti artık. Mahallede ayaklanma çıkartırız. Televizyona çıkarsınız, rezil olursun. Ayaklanma. Ayaklanma benim işime gelir. Onların da daireleri, arazileri, hatta kulübelerine kadar alır, yeni rezidanslar dikerim. Vay ne vay. Dayıcığım, o dediğin hayatta olmaz çünkü adam laftan anlayacak bir tipe benzemiyor. Ben de az buçuk insan sarrafı biri olduğum için çözdüm mevzuyu. Ya kadınların zaafı varmış. Ben mi gitsem acaba? Hop. Kesinlikle olmaz Seyran. At bu fikri kafandan hemen. Ya şimdi sen oraya gideceksin. Taciz maciz edecek adam seni. Ben adamı öldürmek zorunda kalacağım. Hop. Hapse girdim. Ne oldu? Bizi bu kadar düşünmezsin ha. Bayram. Daha iyi bir fikrin var mı canım kardeşim? Yok dayı. İyi. Çünkü benim şahane bir fikrim var. Ben ve arkadaşlarım size yeni rezidanslar için yer bakabiliriz. Ancak her rezidanstan deniz gören birer daire almak şartıyla. Hı? He? Zaten seni ciddiye alıp planını dinleyen de hata. Sus konuşma, hiçbir şey söyleme sen ya. Sen o elmanla sakin bir yaşam sürdür. Kerem, oğlum senin bir fikrin yok mu? Bir şey söyle lan, bir şey anlat. Burada beyin tsunamisi yapıyoruz, ağzını açmıyorsun lan. Dayı vallahi Veli Selam meselesi artı polis benim aklım durdu. Ben o yüzden tavuk pilavdayım. Buldum dayı. Bak. Bu tavuk pilav var ya, benim zihnimi açtı yemin ediyorum ya. Bu adam bizim mahalleye rezidansı dikerken özünde neyi amaçlıyor abi? Götlük. Hayır, para kazanmaya çalışıyor. Aynen öyle. Bu adam yatırım yapıyor abi oraya. Şimdi yatırım yapmaktan ne zaman vazgeçersin? Yatırımın riskli hale geldiği zaman. Misal, mesela bizim Selimiye mahallesi yatırım yapmaya uygun bir yer değilse. Kuzenimde zeka kırıntıları görüyorum. Bir diş almaz mısın? Konuş, konuş. İkinci adamı nasıl ya? Konuş. Şimdi, Seyran Nadir Kalas'la ilgili en son ne demişti? Pimpirikli bir tip. Adamı bilinçaltında Selimiye mahallesine karşı pimpiriklendireceğiz. O da tak yatırım yapmaktan vazgeçecek. Ya oğlum Selimiye mahallesinde olanları duydun mu? Üç yaralı var lan. Kan gölüne dönmüş ortalık, kan. We'll be right back.
Nasıl bizim yarın ömür? Yuh, vurdular ya lan. Beyler, yıllardır komşuyuz. Sizden ricam birbirinizi çok fena paket etmeniz. Önce kafada kalaslar kırılacak. Daha sonrasında şişeler kırılacak. En son kuru sıkılarla birbirimize sıkacağız. Aa, Osman dayı senin ne işin var burada? Gözünü seveceğim ya. Şeker var, tansiyon var. Lütfen hadi sen kahveye git, benden bir çay iç. Osman amca git, gözünü seveyim, öleceksin, kalacaksın başımıza. Lütfen, hadi çok sağ ol. Abiler, kavga pozisyonunu alın, hadi. Evet, bizi utandırmayın, kalaslarınızı alın. Unutma be. Ne oluyor lan? Bak yine bir tezgahın peşinde bunlar ha. Suçüstü yapmamak için kendimi zor tutuyorum, bak tutuyorum. Cevdet, bir sakin ya, bir sakin. Tamam, az sabır tut. Tuttum. Üç. İki. Bir disco. Ulan birader, bana bak. Burası Selimiye. Burada yabancıları sevmezler aslanım. Neyse ki biz buraların yabancısı değiliz ha. Amına koyayım. Oo, çok iyi. Hayatım, bu Selimiye'nin çivisi çıkmış. Olacak iş değil. Taşınalım gidelim buradan. Selam birader. Selimiye'den nasıl kaçabilirim? Kaçmak? Ha, çabuk şöyle gel ulan ya. Nereden kaçayım? Ya Veli kardeşim, biz zenginlere daire satıyoruz. Bu durumda oradan hiç kimse daire almaz ki. Ya Nadirciğim, ben de buraya onlara konuşmak için geldiydim. Mahallede ne olaylar çıktı. Ben bir zengin olarak linç edilme tehlikesi atlattım. Evet evet, internette gördüm ben. Ya, yani diyorum ki altı üstü bir residence için ben en yakın iş ortağımı kaybetmek istemem. O yüzden bizim mahalleyi unutalım. Ben sana söz Bağcılar'dan, Beylikdüzü'nden düşeş binalar indiraganlığı yapacağım söz. Evet kardeşim ya, aynen öyle yapalım vallahi. Ben çok pis pimpiriklendim. Ben ne zaman pimpiriklensem o projeden kafam rahat para kazanamıyorum. Selimiye projesi iptal edilmiştir. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Oh ya, yemin ediyorum benim de içim pimpir pimpirdi. Çok iyi bir karar verdin Nadir. E o zaman projenin rafa kalkmasını kutlayalım. Hani fışkı, hani pişklop? Vişki, çikolop. Ben sana kolonya ikram edeyim. Kolonya. Ulan var ya Nadir, Nadir'in para harcıyorsun ha. Gerçekten yanlış adamların peşinde olabilir miyiz Cevdet? Bilmiyorum Sibel, bilmiyorum. Kafam çok karışık. Benim de. Yarın Hüseyin Veli ile konuşacak. Siz de Hamit'in depodan eşyalarınızı alırsınız, eski evinize tekrar yerleşirsiniz. Tamam mı? Tamam dayı. Yalnız tapu yengenin üstüne olacak, ona göre, tamam mı Cemal? Tamam dayı. Hadi. Yenge, hadi siz de içeri girin. Hava kırık, üşütürsünüz vallahi. Hadi kalın sağlıcakla. Oh, çok sıkıcı, gerçekten çok sıkıcı. Kızılay mıyım ben ya? He? Sonra da para almadığım zaman mutsuz olurum. Ben eve gidiyorum. Oğlum niye o zaman başından beri bizimle takılıyorsun sen? Güneşçiğine gitseydin ya. Gidiyorum zaten. Fuck off. Faklı fıklı konuşma ya.
Ha. Siyah elbiseli adam. Siyah araba. Çuval nerede? Hey! Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Ha? Hey! Bana bak. Hey! Hey! Bak. Bak bak ya. Ha. Bak. Bak bak ya. Bu muamele hiç hoşuma gitmedi bilesin. Geçtim sana. Olmalı mı, olmamalı mı? Hiç yaşanmamalı mı? Hay senin gelmişini, geçmişini silim Hiko. Yaşandı, bitti saygısızca diye düşünürken nur topu gibi bir kızımız olmuş. 22 sene sonra gel tanış. Ha, tanışmalı mı, tanışmamalı mı? Hiç bulaşmamalı mı? En iyisi sakin bir köşeye gidin. Ben bunu biraz düşüneyim ya. Düşünmeden olacak iş değil. Kapatmayın kapıyı hemen yüzüme. Ben Tanrı misafiriyim diyeceğim ama maalesef değilim. Elimde çok güzel bir aşk var. İlgilenirseniz görmenizi isterim. Anlamıyorum. Kimsiniz? Ben Romeo. Gerçek aşk savaşçısı. Yalnızlık bitti baby. Sil gözündeki yaşları. Anne. Kızım evde hiçbir şey yok. Bir hazırlığımız yok. Ayıp olacak şimdi çocuğa. Gerçek bir romantik komedi başlıyor baby. Bir daha tesadüfen karşılaşırsak bir şeyler içmeye gideriz demiştin. Hazırsan bir şeyler içmeye gidelim. Hazır değilim, değil mi? Kapınıza bayıldım bu arada. Romeo bayıldı. Evet anneciğim, Romeo da bir insan. Kızım nereden buldun bu çocuğu? Ne ara tanıştın? Kim bu? Anneciğim kaldıralım istersen ilk önce. Ay elimizde kalacak. Cennetime düştüm ben. Hoş. Cennette böyle güzellikler olduğunu bilse tüm erkekler ölmek için sıraya girer. Hah, kendine geldi işte. Konuşuyor. Ey parlak melek, konuş yine. Göz kamaştıran bir parlaklık saçıyorsun gece. Ah Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı. Adını yatsın. Yemin et sevdiğini. Ya da vazgeçeyim Juliet olmaktan ben. Yemin ederim. Cansu, polisi arıyorum. Romeo, sen de defol git evimden. Burada ancak huzursuzluk verirsin bize. Anneciğim. Çip 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 çip. Allah belanızı vermesin. Bu ilişki ne ara bu hale geldi ha? Kızım,
Ben yokken sen nasıl bir hayat yaşadın ya? Bana bak. Bak bana bak, bizim babamız psikopat. Psikopat. Bak şimdi birazdan gelecek. Senin o kırılmayan bütün kemiklerini de tek 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 kıracak. Bu işi daha fazla uzatmanın bir manası yok. Tanışalım bitsin ya. Konuşsam kelimeler eksik kalıyor. Sussam karaciğerimde genç cümleler isyan çıkartıyor. Ne zormuş lan baba olmak. Yeter lan. Aa, ne kaybedeceğim ki şu hayatta? Dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır.